Kahramanmaraş Sütçü, İmam Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için nöbet tutma eylemi başlattı. Ve inşallah Rabbimiz şahitliğimizi kabul... KSÜ Avşar yerleşkesinde nöbet tutma eylemi başlatan öğrencilere, üniversite yönetimi ve çeşitli STK temsilcileri de destek verdi. Gazze için gerçekleştirilen eylemde basın açıklaması yapan İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Eda Nur Yokuş, tüm ülkelerin bir an önce İsrail'i işgalci olarak kabul edip yargılamasını talep ettiklerini dile getirdi. Biz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri olarak ayağa kalkan tüm kampüsleri ve Gazze'yi desteklemek için üniversitemizde bir nöbet tutmaya karar verdik. Bu nöbeti İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu'nun öncülüğünde Yeniler, Akademi İlahiyat, Bir Gençlik, Orta Doğu Toplulukları olarak 21. yüzyılda dünyanın göbeğinde yaşanan insani soykırımı lanetlemek için yapıyoruz. 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı lanetlediğimiz gibi 7 Ekim'den öncesinde yaptığı zulümleri de lanetliyoruz. İşgalci Siyonist İsrail Devleti'ne diyoruz ki, yok olacaksın, o topraklardan sürüleceksin ve elbet bir gün bu suçların cezasını çekeceksin. Burada tüm devletlere bir an önce bu insani soykırımı durdurması için çağrı yapıyoruz. Biliniz ki dünyada toplam 208 tane ülke var ve şahit oluyoruz ki bu ülkelerden biri diğerine soykırım uyguluyor, geriye kalan ülkeler ise sadece izlemekle yetiniyor. Önce insanları refaha toplayan, ardından oraya da girerek katliamlara devam eden işgalci Siyonist İsrail Devleti'ni protesto ve boykot etmesi için tüm insanlara çağrı yapıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de 35 bin insan şehit edilirken 78 bin insan yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. Başta İslam ülkeleri olmak üzere Amerika'dan Sri Lanka'ya, Avustralya'dan Rusya'ya kadar tüm ülkelerin bu hain düzene son vermesi için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Hamas'ın ve Filistin halkının izzetli direnişini destekliyoruz. Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmediği bir dünyaya uyanmanın çok da zor olmadığını haykırıyoruz. Tüm ülkelerin bir an önce İsrail'i işgalci kabul edip yargılamasını talep ediyoruz. Kampüsler ve devletler ayağa. Yaşasın küresel intifada. Daha sonra Gazze ve Filistin halkı için dualar edildi. Servetlerini, imkanlarını tarum